manchester united squad for the derby has been revealed after two defeats in their first two games under eric tenhag the red devils bounced back to win four games manchester united which will play in the premier league after about one wants to continue its winning streak by winning the derby eric Ten Hag has set his squad in the manchester derby here is manchester united's roster goalkeeper there is no looking past david de gea in goal for manchester united after his error strewn display in the 4-0 defeat to brentford the spaniard has responded well with a couple of fine performances and will stay between the sticks against manchester city defence eric tenhag has finally settled on a stable four and it's unlikely to make a change on sunday this means Raphael Varane and Lisandro Martinez will replace Diogo Dalot and Tyrell Malaysia in the Manchester United squad. The Manchester United boss will hope the Man United backline, along with De Gea, step up and deliver a resolute performance to stop the well oiled city attack, led exceptionally by Erling Holland. Midfield the midfield is a place Manchester City would like to dominate, and Manchester United must find solutions to prevent that from happening. Christian Eriksen and Scott McTominay have performed well in the last games, and the Red Devils have shown a consistent performance in midfield. With McTominay dropping deep to shield the backline, the onus is on Eriksen to construct attacks from the middle of the park. The Danes' creativity and link-up with Bruno Fernandes will be crucial in unlocking the rigid city backline at the weekend. Ten Hag can take Casemiro and Fred from the bench into the game for more challenge into the midfield if needed. Attack. Eric Ten Hag: There are a number of scenarios regarding offensive plans. Ten Hag will be torn between Marcus Rashford and Anthony Marshall should the duo pass the fitness test but in case the manager decides against taking a risk with their fitness cristiano ronaldo might be the best place to return to the man united lineup jadon sancho looks certain to start from the left wing while anthony remains on the right in the manchester united squad. we expect united squad to look like this against manchester city so what is your opinion on this matter how did you find the staff. Eric Ten Hag moving relentlessly towards incredible £79 million signing with two rivals blown away. Manchester United are engineering themselves right to the front of the queue to sign Jude Bellingham, if reports in the Spanish media are correct. Reports on Friday indicated that Bellingham was one of two prized midfield targets Eric Ten Hag was pinning his hopes on in 2023. Friends, we will continue our video for our followers in Turkey as there are many main United fans in Turkey. Thank you for your understanding. Sutton, United'ın City tarafından pompalanacağını söylüyor. Kuzey Londra derbisinde çok gol bekleniyor. Chris Sutton, Manchester City ve Arsenal'ın bu hafta sonu Manchester United ve Tottenham'a karşı kazanacağı zaferleri öngördü. Arsenal, Cumartesi günü City ve United, Pazar günü ihtiyatla karşılaşmadan önce Londra'daki rakiplerine ev sahipliği yapacak. Kuzey Londra derbisi bu sezon her iki takım için de çok formda olabilir. Spurs, Stil ile birlikte 7 maçtan sonra Premier Lig'de yenilmeyen tek takım. Bu arada Michael Arteta'nın tarafı bu sezon 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle masanın başında oturuyor. Ve eski Blackburn Rovers Satın, Sutton, Gunners'ın Emirates'teki 3 puanı da alarak iyi başlangıçlarına devam etmelerini bekliyor. Sutton BBC sütununda Arsenal sezonu 7'lik maçından 6'sını kazanarak çok iyi başladı diye yazdı. Tek yenilgileri Manchester United'a geldi ve orada kaybetmeyi hak etmediler. Tottenham onların sadece 1 puan gerisinde. Evet bazı sonuçları konusunda biraz şanslılar ancak bu sadece kazanmak için iyi oynamaları gerekmediğini gösteriyor. Spurs ayrıca Son Heung-min'in milli aradan önce Leicester'a karşı yedek kulübesinden aldığı hat-trick'in ardından ayağa kaldırdı ve koşturdu. Oğul benim fantasy takımımda. Bu yüzden düştüğünde gerçekten çok kızdım. Ama sonra o geldiğinde fikrimi değiştirdim. Beklemek ve onu getirmek için Antonio Conte'den bir ustalık sınıfıydı. Burada her iki takım için de bir dava açabilirsiniz ancak içimdeki his Arsenal gitmek ve çok fazla gol olması Emirates Stadyumunda ve bence Gunners maçı Tottenham'a taşıyacak. Böyle mahmuzlar çünkü kontra atakta ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ama Arsenal'ın onları alacağını düşünüyorum. Sadın Arsenal'ın 3-2 kazanacağını ve bunun hafta sonu için oldukça güzel bir maç olacağını düşünüyor. Manchester derbisinin bu kadar sıkı olmasını beklemiyor. Ancak Guardiola'nın adamları için 4 1lik bir galibiyet öngörüyor. Sadın United'ın formu sezonun ilk iki maçını kaybettikten sonra önemli ölçüde iyileşti. Ancak şampiyonlarda sonuç olmanın çok büyük bir görev olacağını söylüyor. Manchester United'ın Erik Ten Hag yönetimindeki ilerlemesiyle ilgili tüm olumlu görüşlerine rağmen ülkenin en iyi takımı ve Manchester'ın açık ara en iyi takımı olan Manchester City ile oynuyorlar dedi. Arsenal'ın son lig maçında United'a karşı fırsatlar yarattığını gördük. Ancak onları alamadı. City yakınlarda oynayabilecekleri kadar iyi oynarsa aynısını yapacaklar ve ıskalamayacaklar. United onlara tezgahta sorun çıkarabilir. Ancak daha olası bir senaryo pompalanmaları. Haftada 58 bin euro Liverpool veya Manchester United transferini istemiyor. Sporta göre Wolverhampton Wanderers orta saha oyuncusu Ruben Neves, Jürgen Klopp'u Liverpool'un veya Erik ten Hag'ın Manchester United'ın katılma şansını Barcelona'ya taşınmak istediği için reddetti. Sport, Liverpool ve Manchester United'ın 2022 yazında Neves'i menajeriyle sözleşme imzalaması için temasa geçtiğini bildirdi. 25 yaşındaki Portekiz'de oyuncu Anfield veya Old Trafford'a taşınmak istemedi ve İspanyol yayınına göre 2023'te Barcelona'ya transfer olmak için sabırsızlanıyor. Barcelona'nın mali sorunları vardı ve yaz transfer döneminde Wolves'un hafta 58 bin euro yıldızı için istediği transfer ücretini ödeyemedi. Ancak onunla ilgileniyorlar ve oyuncusunun kendisini 2023'e kadar beklemeye istekli. Liverpool ve Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden ikisi ve Premier League takımı. Ruben Neves'in 2022 yazında onlara katılmadığı için hayal kırıklığına uğrayacak. Neves Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri ve henüz 25 yaşında olduğu göz önüne alındığında Önümüzdeki yıllarda daha da iyileşeceğini ve gelişeceğini söylemek güvenli. Öte yandan 34 milyon sterlinlik Arsenallı adam London Colony'den yapılan büyük duyurudan sonra faydalanmaya başladı. Harry Maguri'yi savunmak için Manchester United kaptanı neden düşündüğünüz kadar kötü değil. Harry Maguri şu anda bir alay konusu ama bu noktaya nasıl geldik? Jamal Musiala'yı Almanya'ya karşı faal yapan Manchester United kaptanı Harry Maguri olmalıydı. Başka hiç kimse muhtemelen sahip olamazdı. Futbol tanrıları basitçe onu küçük düşürürdü. Bu bir balotelli ydi. O anın en çok nemelenen adamı Harry Slaphead, Meguri tam Delbo'ya gidiyor. Nick Pop sadık tetikleyicisi olarak izlerken barın içinden geçiyor. Uluslar Ligi performansları en uzak takım yıldızlara bile tebeşirle yazılacak kadar önemli ise bu suçlunun kimliği yıldızlara yazılmıştır. Yapılması yaklaşık bir yıl oldu. Belki daha fazla belki daha az. Ama Meguri'nin İngiltere'nin en pahalı ve tartışmasız en iyi savunucularından hantal bir saatli bombaya inişi Zerafetsiz ve kasvetli oldu. Bu noktada bir futbolcu olarak gerilediği yatsınamaz. Yine de internetteki tüm nefrete, saptırılmasıyla ilgili konuşmalara ve yaptığı bariz hatalara rağmen bu haksızlık gibi geliyor. Haksız, mantıksız ve komik değil. Sanki çığ gibi büyüyen bir şaka gibi. Hepimiz son noktayı biliyoruz ama hiçbirimiz bara kimin girdiğini hatırlayamıyoruz. Basitçe söylemek gerekirse Harry Maguri düşündüğümüz kadar kötü değil. Garip zamanlarda bile cesur bir ifade gibi geliyor. Bu İngiltere taraftarları tarafından yuvalanan bir oyuncu. Evet normalde onu yaz ayları dışında desteklemeyen taraftarlar